Yaşlı bir kadın evindeki paraların yanında namaz kılalım bereketi artsın diyen çetenin kurbanı oldu. Dolandırıcılar cezaevindeki oğlunu Umre'ye göndermek için biriktirdiği bütün parasıyla birlikte kayıplara karıştı. Dedim yavrum para vurdu işte. La, ağzım lalo oldum, hiç kimseye çağıramadım. Gece uykum gelmiyor. Ben nasıl böyle bir şey yapmışım diyorum. Yaşlı kadını evindeki parayı okuyacağız diyerek dolandırdılar. Umre için biriktirdiği parasını çalıp kaçtılar. Zarif parmaksız su faturası ödedikten sonra eve doğru ilerliyordu. İki kişi önünü kesti. Babam haçlı öldü, onun için hayır yapacağız dedi. Yaşlı kadın eline bir miktar para tutuşturdu ama hedeflerinde evdeki para vardı. Teyze dedi param var mı? Var dedim. Çok var mı? Epe var dedim. Biz geleceğiz eve bakacağız dedi. Oğlunuzun adını söylemiş size. Onu nereden biliyor? Onu nerede biliyor ben bilmiyorum. Hacı gitmeyeyim nerede biliyor ben bilmiyorum. Yaşlı kadın şüphelenmedi. Kartal'daki evine götürdüğü dolandırıcılar paraları çıkarmasını istedi. Bahaneleri de hazırdı. Yanından namaz kılıp bereketini artıracaklardı. Sen evinde okuyacı, hem sana iyi gelirim bize iyi gelir dedi. 74 yaşındaki Zarif Parmaksız eve gelen dolandırıcılara ilk önce 13 bin lira verdi. Ancak dolandırıcılar bu parayı az buldu. Ardından Zarif Parmaksız bazanın içinden 49 bin lira çıkardı ve bu pikeye sarılı vaziyette dolandırıcılara teslim etti. Ha beni açtın. Dedim yavrum para vur da işte. Kavay yapacağım ki kavul olsun. He yalnız kalmak istedi. Dolandırıcılardan biri yukarıdayken diğeri Zarif Parmaksız'ı aşağı indirdi. Ben dua edeceğim sen amin de dedi. Yaşlı kadın amin derken tam 62 bin lirası gitti. Ben elimi açtım amin amin amin. Benim yüzüm mü dedi bu tarafta sağa sola bakma dedi. Toplamış parayı burada camda atmış. Yemeyip içmeyip 10 yıl boyunca biriktirmişti. Çalınan parayla cezaevindeki oğlunu Umre'ye götürecekti. Ayakkabım yok, ayakkabı almamışım. Birikmişim ki ben çoluğumu Umre'ye götüreceğim. Onlara nasıl kandığına yanarken bir yandan da parasının bulunmasını istiyor.